Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz. Konuğumuz diş hekimi Sayın Büşra Öztürk. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler. Evet. Kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii. İsmim Büşra Öztürk. Diş hekimiyim. E, 1994 İstanbul doğumluyum. Fertelini El Anadolu Lisesi'ni onur derecesiyle bitirdikten sonra 2013 yılında Yeditepe Üniversitesi'ne başladım. Yeditepe Üniversitesi eğitim olarak %100 İngilizce bir fakülte. Bir sene hazırlık eğitiminin ardından İngilizce olarak 5 senelik diş hekimliği eğitimime başladım. Buradan da yüksek onur derecesiyle mezun olduktan sonra şimdi Marmara Üniversitesi'nde restoratif diş tedavi ana bilim dalında doktora yapıyorum. Evet. Neden bu işi seçtiniz? Ee, aslında benim diş hekimi olacağım çok küçük yaşlarımdan itibaren belliydi. Ee, babamın dental sektörde bir firması var hem ithalat, ihracat yapan. Ee, ben diş hekimliği koltuğuna oldukça alışkınım. <laughs> diş hekimi olarak tedavi gerçekleştirdiğimiz taburelere ben ilk defa 5 yaşında oturdum. Ee, lise zamanından beri e, diş hekimliği kongrelerine, eğitimlerine katılma fırsatım oldu babam sayesinde. Ee, o yüzden babam Hakkı Kaya'nın yönlendirmesiyle aslında bu meslekte kendimi buldum. Şimdi de uzmanlık doktor eğitime devam ediyorum. Evet, peki hastalarınızdan gelen talepler en çok hangi yönde oluyor? Evet. Güzel eş. <laughs> <laughs> ee, dediğim gibi restoratif diş tedavisi uzmanlığı yapıyorum. Ee, restoratif anlamda artık fonksiyonun yanında bizden hastalarımızın estetik talepleri oldukça arttı. E, Tabi kullandığımız materyallerde olan gelişmeler sayesinde de biz de bu taleplerini e, fazlasıyla karşılayabiliyoruz güncel materyaller sayesinde. E, ama şu an ilk hedefimiz aslında eskisi gibi o dişleri biraz böyle e, kesip küçültmek yerine e, restoratif diş tedavinin yine e, alanlarından biri minimal invaziv tedavilerle, e, kompozit lamina ile aslında. E, tedavi ediyoruz hastalarımızı. Estetik beklentilerini bu şekilde karşılıyoruz. Tabii ilk olarak e, gerekliyse beyazlatma işlemlerini e, gerçekleştiriyoruz. Sonrasında böyle bir restorasyon sürecine giriyoruz. Evet. Öyleyse hazır e, güncel gelişmelerden bahsederken diş hekimliğinin geldiği noktada ne tür gelişmeler yaşandı? Ee, daha ne tür gelişmeler bekliyorsunuz? <laughs> Çok güzel gelişmeler yaşanıyor aslında. Ben de direkt. E ...işin mutfağında olarak akademik anlamda e, bu gelişmelerle yakından ilgilenme fırsatı buluyorum. E, diş hekimliğinin son yıllarında e, gerçekleşen tedavi protokollerinde çok büyük bir yenilik yok aslında. Daha çok kullandığımız malzemeler anlamında yenilikler hayatımıza giriyor. E, materyaller anlamında sürekli ağızda kalma sürelerinin uzatılması, başarı fonksiyonlarının uzatılması anlamında... E, ...kullandığımız materyallerde yenilikler var. Bir de tabii ki e, diş hekimleri olarak... E, Ergonomi bizim için çok önemli. Oldukça küçük bir alanda çalışıyoruz. Ve dişleri tedavi ederken aslında bütün diş dokusunu değil ilgili bölgeyi tedavi ediyoruz. Daha da küçük bir alana indirgeniyor görüş açımız. Bu noktada tıp bilimlerinde tıp doktorlarının aslında cerrahi anlamda da eskiden kullandığı loop sistemleri ve dental mikroskoplar var. Operasyon mikroskopları. Artık güncel olarak biz de tedavilerimizde bunları kullanıyoruz. Biz de dental tail looplar ve kendi gözümüzün görebildiğinin 5 katı, 6 katı kadar bir büyütme sağlıyor çıplak göze e, görebildiğimizin. Aynı şekilde dental mikroskoplar da e, 20 kata kadar büyütme sağlıyor tedavilerimiz sırasında. E, bu gerçekten bizim için çok avantajlı bir konum oluyor ergonomi anlamında. Hastalar için de çok avantajlı oluyor. Çünkü e, gerçekleştirdiğimiz tedavilerin daha iyi görebildiğimiz için başarı şansı artıyor. E, bizim de ergonomimizi ve konforumuzu oldukça yükselten bir şey ve e, diş Kesinlikle biz güncelde artık tedavilerimizi bu dental e, luplar ve operasyon mikroskoplarıyla gerçekleştiriyoruz. Oldukça işimizi kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Evet ve bakalım daha ne gelişmeler bekliyor. E, kesinlikle. Sağlığı alanında bizi çünkü hakikaten ülkemiz e, öncelikli olarak fiyat. Evet e, sonrasında hekimlerimizin. Çok ama çok başarılı olması. Evet, teşekkürler. Gerçekten çok başarılısınız. Tüm hekimlerimiz, diş hekimlerimiz. Ee, bu yüzden de sağlık turizminde çok evet. ön sıralarda yer almamızı sağlıyor. Evet, gerçekten öyle. Ee, sağlık turizmi anlamında da Avrupa ile kıyaslandığında e, ilk beşte yer alıyoruz. Tercih edilen ülkeler arasında ee, devletin verdiği teşvikler de bu konuda oldukça iyi ee, yakından araştırdığımızda e, yani teşvikler sayesinde de muhtemelen artacaktır diye düşünüyorum ama tabii döviz kurları konusunda <laughs> yorum yapamıyoruz. Evet evet o doğru o yüzden ilk başta e, uygun fiyat hı hı. açısından uygunuzu söyledim. Hı hı. Ee, döviz kurları sebebiyle gerçekten yurt dışından gelen hasta potansiyelini çok uygun rakamlar verilmekte. Hı hı hı. Ve çok da seri bir şekilde yapılıyor artık Evet tedaviler. Evet, bu noktada dişten diş hekimliğinden bahsedebilirim. Hani yenilikler ne vardı diye konuşursak. Eskiden e, her protez yaptıran hastanın bileceği gibi... Kaşıklarla konvansiyonel bir şekilde silikonlarla aldığımız ölçüleri biz gerçekten ağız içinde ufacık kameralarla artık hızlı bir şekilde ağız taraması yapıp yapıp ölçü alıp taratıp saatler içinde takabiliyoruz hastaya protezini restorasyonunu. O yüzden gerçekten çok büyük kolaylık. Ama burada sağlık turizmi konusunda bence turistleri çeken, hastaları çeken şeylerden biri belki fiyatlar evet. Ama bu bahsettiğim dental operasyon mikroskopları, ağız içi tarayıcı kamera sistemlerini kullanarak tedavi yaptığımızı gören hastalar tabii ki ne kadar verdiğimiz hizmetin yüksek kalitede olduğunu çok. görüyor. Ve o yüzden de aslında tercih ediyor bizleri Türkiye'yi. Evet gerçekten de öyle dediğim gibi hem gelişmeler hem de diş hekimlerimizin üstün başarıları tercih edilir bir ülke haline getirdi bizi Kesinlikle. bu anlamda. Hem diş anlamında sağlık turizmine baktığımızda hem de tıp anlamında tabii bir de orada estetik bölümü var. Estetisyenlerin var. payı var. <laughs> evet. evet gerçekten de öyle ama diş çok daha tedirgin edicidir. Evet. Korku anlamında gerçekten öyle e, hastalarımızın birçok büyük bir bölümünün bi, büyük bir korkuyla geliyorlar zaten. E, biz hani oradaki tıp hekimliği gibi hemen tedavi başlayamıyoruz. İlk önce orada bir sosyal ilişki kurup hastayı yönlendirerek aslında rahatlatmayı hedefliyoruz. Sonrasında tedaviye başlamamız gerekiyor. Orada da e, bizim tedavilerimiz de çok kısa süreli tedaviler olmuyor. Hem e, seans anlamında sıklıkla hastayı görmemiz gereken tedaviler hem de seans süresi anlamında aslında uzun tedaviler oluyor. Ancak güncelde bu bahsettiğim e, teknolojik gelişmeler sayesinde hem işte operasyon mikroskopları hem ağız içi kameralar bu tedavi sevdiğine oldukça kısaltıyoruz aslında koltukla geçirilen süreyi. Evet, evet gerçekten de öyle. Ve pandemi, pandemi dolayısıyla evet. e, çok etkilendiniz. Bunu evet, biliyoruz. kesinlikle. E, bu arada Hastalarınız da çok etkilendi. Evet. Ben yaklaşık bir buçuk yıl boyunca e, dişsiz diyebileceğim şekilde dolaştım. Aa, Gerçekten evet. öyle. E, tabii maskeler vardı. Çok fazla bunu e, göstermedim. <laughs> <laughs> maske göster anlamda midim? şans oldu. Evet için. şans oldu. Ama yine başarılarınızla ve bu kısa sürede e, tedavileri tamamlamanızla 15 günlük bir süreçte yeni dişlerime evet, kavuştum. Evet, Bu çok da, güzel buradan... görünüyorlar. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyorum. Güle güle kılın Sema Hanım. <laughs> ee, hocama da çok teşekkür ediyorum buradan. <laughs> Pandemi süreci. <laughs> Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı listelere göre zaten en büyük risk grubu altındaki meslek gruplarından biri ne yazık ki bizdik. Bu da aerosol dediğimiz havada kullandığımız cihazlar sonrası, aeratörler, kavitronlar sonrası havada asılı kalan katı gaz sıvı taneciklerin solunma yoluyla zaten viral bir enfeksiyon olan koronavirüsün bizi risk altında bırakmasıyla gerçekleşti. Bizim işte bu aerosolden korunmak için aldığımız bazı tedbirleri Var. Biz meslek grubu olarak zaten viral yolla e, yayılan bulaşıcı hastalıklara aşinaydık. Ve zaten bundan önceki tedavileri sıklıkla korona öncesini hatırlarsak bir diş hekimine gittiğimizde maske, bone, eldivenler bizim için zaten rutinde giydiğimiz koruyucu önlükler rutinde giydiğimiz ekipmanlardı. Ama biz bunları biraz daha arttırdık. Normalde bir cerrahi maske bizim için yeterliyken işte n 95 FFP2'ler hayatımıza girdi. Onun dışında korona ile birlikte pandemi ile birlikte bu Ayersöle azaltıcı cihazlar hayatımıza girdi. Hastalara hem intraoral bir şekilde e, suction sistemlerine, tükürük emici sistemlerine takabildiğimiz, hem de ortamdaki havayı aerosolu çekip sonra temizleyen temiz bir şekilde, şu an aslında sıklıkla evlerde de kullanılan evet. hava temizleyicilerin e, dental anlamda kullanılan bir türü hayatımıza girdi. Extraoral vakum cihazları. E, o noktada bizler de kendimizi bir şekilde korumaya başladık artık e, pandemi normalize ettiğimizi düşünüyorum. Bir buçuk yılın ardından hayatlarımıza devam ediyoruz ama ilk başlar tabii ki hepimiz için korkutucuydu. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyorken biz birebir temasla çalışmak zorunda kalıyoruz. Gerçekten çok yakın temasla icra ettiğimiz bir meslek mesleğimiz var. Ama dediğim gibi tüm bu koruyucu önlemlerle artık bizim için tedavi süreçleri ve hastalarımız için o korkulan süreçten çıktığını düşünüyorum. Evet. Gerçekten de öyle oldu. Çok şükür inşallah böyle de devam bir, eder evet artık. Evet ve bir daha tekrarlanmaz o artık beşinci dalga, dördüncü dalga ataklar, varyantlar. Allah korusun. Allah, Allah korusun. Allah korusun. <laughs> evet. İşinizin keyifli yanlarından ve zor <laughs> yanlarından bahsedelim mi biraz? Evet. E, insan oda alan, insanla birebir uğraşan bütün meslek gruplarının ben biraz zor olduğunu düşünüyorum. Diş hekimliğinde odağında direkt insan olan bir meslek grubu. Hastalarımızı tedavi ederken, hastalarımızı memnun ederken e, birebir onun istekleri doğrultusunda yönlendiriyoruz aslında tedavi sürecini. E, bu noktada ee, özellikle estetik tedavilerde biraz hasta memnuniyeti bazen bizi zorlayabiliyor. Çünkü her hastanın farklı beklentisi oluyor. Ee, ve her gülüş tasarımı, her e, dizaynımız her hastaya uymuyor. Her seferinde farklı bir şekilde dizayn yapmamız gerekiyor. Bu süreç biraz zorlayıcı olabiliyor hekimler için, hepimiz için. Ama e, gün sonunda ağırlı bir hastayı tedavi ettiğimiz zaman e, çenesinde bir tarafta fonksiyon olmayan bir hastaya o tarafta tekrar fonksiyon kazandırıp işte çiğneme cineme kazandırdığımız zaman e, bunlar çok keyifli süreçler oluyor bizim için. O zaman işte gün sonunda ben de iyi ki diyorum, iyi ki diş hekimiyim. <laughs> i̇yi ki. <laughs> Teşekkürler. Evet, yeni nesil diş hekimlerimiz hakikaten hem e, iletişim anlamında çok güçlüler, hem de mesleklerini hakikaten e, çok büyük başarıyla. E, icra ediyorlar. Teşekkürler. Hemen e, sizin en güçlü yanlarınız nelerdir <laughs> diye sormak istiyoruz. Ee, baktığım zaman en güçlü yanım aslında araştırmacı kişiliğim. Kendimi bu dek, doktora serüveninde bulurken de akademik kariyerime başladığımda gerçekten e, en büyük dürtülerimden biri merak. Diş hekimliğinde dediğim gibi sürekli güncel gelişmeler var. Sürekli kullandığımız materyallerde yeni gelişmeler var. Ve büyük bir heyecanla bunları takip ederek, bunları hasta üzerinde deneyimleyerek... Ee, ve bunların kullanım başarısını yaptığımız araştırmalarla tekrar meslektaşlarımıza sunarak e, kullanıp kullanılmayacağını ölçmek, değerlendirmek gerçekten hani beni bu meslekte çok motive eden e, şeylerden biri. O açıdan hani e, muhtemelen bu meslekte çok uzun yıllar geçirdiğimde de inşallah bu merak duygusunu kaybetmemiş olurum. <laughs> i̇nşallah. Peki sizce başarı nedir? Ee, başarı kendi mesleğim için baktığım zaman aslında e, hasta memnuniyetinden geçiyor. Bir gülüş dizaynı tasarladığımda bunu olması gereken kriterlere göre ilk önce koru kriterindeki gibi hastaya minimum zararla maksimum yarar, fayda sağlayarak fonksiyonu ön, fonksiyon önceliğini kaybetmeden e, istediği estetiği kazandırmak aslında benim için gün sonunda bir başarı. Peki işinizin e, bu kadar zor tarafları çok fazla hı hı. bu keyif aldığınızı işte yeni gelişmeleri takip ederken e, motive olduğunuzu söylediniz ama en çok sizi motive eden şey nedir Eee... En çok motive eden şey aslında küçük esler vermek yani hem hayatta hem iş alanında pandemi bizim için hepimiz için çok büyük bir es oldu ama böyle küçük dinlenme alanları yaratmak sosyal medya detoksları yaparak sonrasında yine aynı heyecanla işte sosyal platformlara araştırma platformlarına geri dönmek gerçekten benim için bir motivasyon kaynağı bu küçük esler arasında tabii hafta sonu sıklıkla eşimle birlikte yaptığımız şehir dışı kaçamakları gerçekten İstanbul'un kaosundan beni bizi uzaklaştırıyor bir de şarj ediyor öyle tekrar yeni haftaya başlıyoruz son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz ben davetiniz için teşekkür ediyorum öncelikle e, izleyicilerimize de ağız bakımlarını ihmal etmemelerini 6 ayda bir e, pandemi sürecine rağmen e, artık korkmadan diş hekimlerine gelebilirler. Diş hekimliği koltuğuna oturabilirler. 6 ayda bir kontrollerini aksatmamalarını rica ediyorum. E, ağız bakımlarında günde 2 kere diş fırçalamayı 2 dakika ihmal etmemelerini rica ediyorum. <laughs> evet bir de çocuklarımıza hem ağız bakımının önemini hem de yeni nesil diş hekimlerimizin ee, o sandalyesine oturmaktan evet. çekinmemelerini öğretelim değil mi? Evet kesinlikle burada görev biraz annelere de düşüyor aslında. Anneler 6 ayda bir o koltuğa getirdiklerini aslında e, uzman doktorlarımız bu konuda gerekli özveriyi göstererek onları o koltuğa alıştırıyorlar. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Tekrar ederim. hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet sevgili işkolik izleyicileri, diş hekimi Sayın Büşra Öztürk konuğumuz oldu. Hoşçakalın.